Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber İş Bankası'nın ön ödemeli kartları olan Maxi Para Kartları tanıtacağım. Bu ön ödemeli kartlar ne yaşıyor? Yüklediğiniz kadar harcayabiliyorsunuz. Bankamatik kartı gibi ama bankamatik kartından farkı ne? Daha az limiti var ve bunlar ek kart gibi, daha çok ek kart olarak kullanılıyor. Bankamatik kartları da göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Bakın. Burada 18 yaş üstü bankamatik kartı, burada da 18 yaş altı bankamatik kartı var. 18 yaşınızın altındaysanız size böyle bir bankamatik kartı verirler. 18 yaşınızın üzerindeyseniz ise böyle bankamatik kartı verirler. Şimdi maksimum gelir kart için kesinlikle bir banka müşterisi olmanız gerekmiyor İş Bankası'nda, ama bazı şubeler, bilmiyorum benim şubem öyle, kartı teslim alırken dediler ki teslim almanız için müşteri olmanız gerekiyor. Ve şubeye geldi nedense. Ben eve test istedim ama şubeye geldi. Neyse, ondan sonra hesap açtım. Yani müşteri oldum aslında. Hesap açmadım. Hesap bir kalsın dedim. Belki sonra açarım. Ondan sonra açtım zaten. Bazı şubeler böyle bir şart koşuyor. 12 yaş üzeri herkes açabiliyor ama bazı arkadaşlar yorumlara işte belirtmiş ben açamıyorum diye. Evet arkadaşlar, bazen işte müşterinin yaşı Maxi Para Kartı uygun değil diyor. Bu İş Bankası'nın bir sistemsel hatası. Bazen de mesela hiç Maxi Para müşterisi değilsinizdir. Şifreniz, bilgileriniz uyuşmuyor diyor. Bunda İş Bankası'nı arayın. İşte sorununuz çözülmezse arkadaşlar gidin banka kartı alın yani. Çünkü bu ödeme kartı eğer açılmazsa banka kartı alın. İkisi de aynı ödemeyi sağlıyor. Banka kartı daha iyi IBAN'ı var. IBAN hesaba bağlı yani IBAN'a. Bunlar banka hesabına bağlı değil ama banka şöyle, yani banka müşterisine bağlı ama banka hesabındaki bakiyeyi kullanmıyorlar. Ama banka hesabındaki bakiyeyi buna aktarabiliyorsun bir kısmını. En az 10 TL olacak şekilde, en fazla 750 TL olacak şekilde. Aylık 750 TL yükleme, 300 TL çekme limiti var. Tabii ki de İş Bankası'nın müşterilerine sınırsız. Yani limiti yok. Yükleme çekme. Yani limiti var da buna göre limiti daha fazla. Şimdi bu karttan ne yaşıyor mesela? Yani daha çok ne için gereklidir? 18 yaş altı diyelim, İş Bankası ilk imza kartınız var. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın. İlk imza kartınız var. Ve ilk imza karttan alışveriş yapmak istemiyorsunuz. Güvenli olmayan bir site veyahut işte normal bankamatik kartla. İşte ondan sonra bu kartlar devreye giriyor. İşte Maxi Para Kartlar. Bu kartları kullanırsınız. Mesela içine İş Bankası hesabınızdaki paranın bir kısmını atarsınız. Buradan alışveriş yaparsınız. Onu anlatmak istiyorum. Bunların sanal kartları da isteyebilirsiniz. Sanal kartları da var. 5 tane alabiliyorsunuz en fazla. Onu size söyleyeyim. Yenileme hariç 5 tane alabiliyorsunuz. Ben bir tane aldım. Diğer 4'ünü iptal ettim. Çünkü diğer 4'ü gelmemişti şubeye. Sadece bir tanesi gelmişti şubeye. Ama siz öyle yapmayın. Bu arada şube bayağı zor buldu kartı. Eğer şube ise dersli müşteri olmanız lazım. İsterseniz müşteri olmayın, bu Maxi Para kartı da almayın. Ama eğer müşteri olursanız yanında ilk imza kartını da açın yani. Daha iyi olur sizin için. Yani müşteri olursanız yanında bunu da açın, ekstra olarak daha iyi olur. Şimdi bu kartta IBAN olmadığı için ne yapılabilir? Yani bu kartta alışveriş yapılıyor. Tosta kart gibi. Akbank'ın Tostası var işte. Yapı Kredi'nin World Nakit'i var. Yani bu da onun ek kart yani. Ek kart gibi bir kart. Ama size ait de yani böyle ne bileyim yan kart. Dediğim gibi bunlar kampanya kartı daha çok zaten. Yani daha çok kampanyalar için. Kart türünü tanıtım. Bu maksimum gaming kart. Gaming puan veriyor. 1 yıl süresi var bu puanların. Normal İş Bankası kartındaki sürelerden daha fazla. İş Bankası kartının 1 ayken bunun 1 yıl. Bu Maxi Para Kartlar da Maxi puan veriyor. Bu gaming kartlar da puan veriyor. Bu Fenerbahçe. Sadece tek farkı Fenerbahçe ve Visa olması. Eğer Visa seviyorsanız ve Fenerbahçeliyseniz veya Remin seviyorsanız bunu alabilirsiniz. Veya Mastercard seviyorsanız bunu alabilirsiniz. Bu arada bu kartın çiplisi de çıktı. Bu eski kart bu arada. Ve İş Bankası müşterisiyseniz Maxi Para'da avantajlar sağlanıyor. İşte ne sağlanıyor? Hem bu kartta müşteri numaranız yazıyor işte. Hem de işte limit olmuyor ve daha çok avantaj sağlanıyor. Dediğim gibi kullanılabilir bir kart. Yani ek kart olarak kullanılabilir İş Bankası'nda. Ve İş Bankası ATM'leri baya baya fazla olduğu için yani neredeyse köylerde bile ATM'si var. Yani Türkiye'nin en ücra köşesinde bile ATM'si var. O yüzden ATM sıkıntısı çekmezsiniz.
Onu size söyleyeyim. Bu arada bu ilk imza kartları bayağı değişti. Şöyle anlatayım. Ben ilk imza kartımı aldım. Yani ilk imza diyorum Maximum Gaming. Ben ilkin bu Maximum Gaming kart aldığımda burada isim yazmıyordu. İşte bunu iptal ettim. Ondan sonra yeni kart aldım. Yeni kartta da isim yazıyordu. Şimdi tekrar güncellemiş. Bu sefer de çift ve temas özelliği gelmiş. Yani gelişiyor iyice. İlkin isim yazmıyordu. Ondan sonra isim yazmaya başladı. Ondan sonra çift ve temassız geldi. Ama bu kartlar IBAN'lı kartlar değil. Çünkü bu kartlar banka hesabına bağlı değil ama banka hesabına para yükleyebiliyorsunuz. Sadece müşteriye bağlı. Banka hesabındaki parayı kullanamıyorsunuz. Banka hesabındaki parayı banka hesabınızdan maxi para kartına gönderebiliyorsunuz. Dediğim gibi İş Bankası 18 yaş altına zaten kolay hesap açan bankalardan birisi ve teşvik eden bankalardan birisi 18 yaş altına. 12 yaşın üzerindeyseniz İş Bankası'na hesap açabilirsiniz. Veyahut bu kartlardan alabilirsiniz. Bu kartta her yaş kitlesi uygun. Bunu söyleyeyim. Her yaş kitlesinden başvurabilirsiniz. Yani 12 yaşından işte artık ne kadar yaşındaysanız 20 yaş, 30 yaş içerisinde fark etmez. Yani alabilirsiniz. Ya tabii 18 yaş üstü bu kartlar pek kullanılmıyor aslında. Ya bu Maxi para kartlar kullanılmıyor. Daha çok zaten bu bankamatik kartla zaten her iş görülüyor. Bunlar ne için? Yani ek kart için alınabilir yani. Yoksa yani tek bu kartı kullanmak için 18 yaş altı pek görülmeyen şeyler. Zaten bunlar çocuk kartları. Böyle harçlık kartları. Zaten gördüğünüz gibi böyle genç kartları. Ya böyle oyun figürleri falan var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kartı öneririm size arkadaşlar. Tabii hata verecektir size. Bazen hata veriyor bazı arkadaşlar da işte müşterinin yaşı maksi para kartı uygun değil. Bazen diyor işte müşteri bilgisi bulunamadı falan diyor. Orada işte İş Bankası'nı arayın diyeyim. Böyle böyle bu hata var. Eğer hata 2-3 gün içinde çözülmezse İş Bankası şubesine normal bir hesap açın yani. Bu kadar uğraşmayın. Direkt hesap açın. Annenizle veya babanızla gidin. Videom bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.